bir uluslararası ceza mahkemesinde yürüyen bir süreç var. Ki burada uluslararası ceza mahkemesi daha ziyade savaş suçları, insanlığa karşı işlenmiş suçlar boyutuyla ele alır. Bir de Uluslararası Adalet Divanı da soykırım boyutuyla ele alır. Uluslararası Adalet Divanı'na 193 ülke üye ama Uluslararası Ceza Mahkemesi statüsü daha farklı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Roma statüsüne katılmadığı için buna dahil değil. Şimdi sizin de haberinizde ifade ettiğiniz gibi müdahillik meselesi çok önemli. Çünkü Güney Afrika Cumhuriyeti bu davayı tesis etmişti ki Güney Afrika Cumhuriyeti İsrail'e yönelik çok yapıcı bir siyaset izliyor bu anlamda. İsrail'e her yerde ifşa ediyor ki diplomatik ilişkileri de kalmadı. Hatta Doha'daki Haniye'nin cenazesine de Mandela'nın torunu bizzat iştirak etti. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti işte bu soykırım suçunun artık net olması da ortaya çıktığı için yakın bir tarihte bu müdahale dilekçesini verecek. Sizin de ifade ettiğiniz gibi burada bu taraflara iletilecek. Burada da taraflar Güney Afrika Cumhuriyeti ve İsrail olduğu için İsrail tabii ki buna karşı bir beyanda bulunacaktır ama nihai kararı mahkeme heyeti verecektir. Burada başkaca ülkeler lehe veya aleyhe İsrail'in yanında veya karşısında olmak isteyen ülkeler de var. Mesela Almanya da bunlardan birisi. Herhalde bunlar hakkında topyekün bir karar verecektir. Ama bunun yanında da çünkü Uluslararası Adalet Divanı devletleri yargılar. Ama Uluslararası Ceza Mahkemesi kişileri yargılar. Orada da malumunuz olduğu üzere bas savcının tutuklama talep ettiği işte Netanyahu Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı ile ilgili ilerleyen bir süreçte devam ediyor. Şunu da söylemek lazım. Burada bu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne biz de dahil değiliz ama işte Bangladeş gibi, Tunus gibi, Ürdün gibi Müslüman devletler de bunun içerisinde dahil. Ama onların da bu süreç içerisinde pek seslerinin çıkmadığını da görebiliyoruz Meltem Hanım. Peki. 4-5 yıl sürmesi çok hakikaten çok uzun ve garip bir süreç. Şimdi uluslararası hukuk özü itibariyle bir parça sorunlu bir mekanizma. Aslında biz çoğu zamanda bunu konuşurken ve analizlerimiz içerisinde uluslararası hukuk derken bir yaptırım noktasında bunun yaptırımının bazen devletler tarafından uygulanmadığı. Bunu nerede gördük? Netanyahu'ya gözaltı kararında. İşte Avrupalı devletlerin kendi içlerinde değerlerimizle ters. Aslında gözaltına gitmemiz gerekiyor. Hı hı. Ama Netanyahu'ya olan taraflıklarından dolayı bunu yapamadılar ve kendi kendilerini sorgulamaya başladılar. Bunu orada görüyoruz. İkincisi de tabii ki çok yavaş işleyen bir mekanizma. Şimdi o yüzden zaten 4-5 yıl sürebileceği için Gazze konusunda da durum acil olduğu için bir ek tedbir kararı açıklanmıştı geçtiğimiz aylarda. Hı hı. Fakat ek tedbir kararı da İsrail açısından bir durdurucu olamamıştı. Yani biz aslında coğrafya içerisinde devletlerin politikalarını ve hamlelerini anlamaya ve anlamlandırmaya çalışırken şimdi uluslararası hukuka uygun davranmalarını bekliyoruz. Fakat İsrail işin faili olduğunda uluslararası hukukla ilgili her şeyi görmezden gelebiliyor. Çünkü ABD bu noktada hep bir hafifletici şekilde koruma kalkanını devreye sokuyor. Bunu da nerede gördük? Söz konusu mahkemelerin baş yargıçlarına yapılan tehditler ve bir takım eleştirilerde gördük. Açıkçası ve bunlar medyada da yer aldı. Peki o zaman hukukun nasıl bağımsız olarak işlemesini ve davanın gerçekten sağlıkla devam etmesini bekliyoruz? Orada da İsrail bir dünyadaki çifte standardın. Sanıyorum dün Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan söylemişti. Yani söz konusu İsrail olunca bu farklı davranışlardan dolayı devletler somut adımlarında da ilerleyemiyorlar. Rusya-Ukrayna konusunda çok net Avrupa'nın duruşu, Batı'nın duruşu. Neden İsrail konusunda ki farklı örnekler, İsrail ve Gazze noktası çok bambaşka ama buna rağmen net olamıyorlar. Büyük bir probleme işaret ediyor. Bu iki yüzü. Azar Hocam. Buyurun. Burada bir ekleme yapmak istiyorum. Tabii bu mahkemelerin kararlarını bir icrası yok. Bunların bir kolluk kuvveti yok. Tabii. Bunların bunu yerine getirme kudreti de yok. Hı hı. Yani burada bu kararlar işte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne iletilecek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi marifete yürütülecek ama orada da Amerika'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin veto hakkı olduğunu da ortaya koyacak olursak icrayı sürece girmek de bu anlamda zor. İşte ondan dolayı Birleşmiş Milletler'in günün koşullarına göre işte temsil kabiliyetinin daha geniş olarak düzenlenmesi ne kadar önemli olduğu da bir kez daha ortaya çıkıyor. Bakalım nasıl bir ceza verilecek değil mi? Netanyahu hangi cezayı alacak?
onda da süreç çok önemli. Bakalım kaç sene sürecek? Bir evet. de o var yani. Önemli evet. bir detay. Hukukçu Mustafa Kemal Çiçek bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Kemal Bey. Ben doktor... teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Doktor Hazar Vural Jane bizimle birlikteydi. Aydın Üniversitesi öğretim üyesi kendisi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.